Yürek sözlerini almak üzere kendisini mikrofona arz ediyorum. Buyurun efendim. İyi akşamlar Sayın Bakanım, Sayın değerli sanatçı dostlarım, tüm sanatseverler, hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel ortamda sizlerle olmak beni onur etmenizde çok mutluyum. Heyecandan ne söyleyeceğim şu anda tahmin edebiliyorsunuz ilk dijital sergi olarak bu ortamda. Tekrar hoş geldiniz. Değerli felsefeci yazarın dostum, kardeşi, büyük yazarın da düşüncelerini bir alalım bakalım. Bunlar eve nasıl yansıdır? Sayın Bakanlarım, değerli protokol, zarif hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ne güzel bir onur, böyle tarihi bir mekanda. Anadolu'da nefşin emayeten bir geleneksel sanatın açılışında birlikteyiz. Ben özetle sergi üzerine birkaç şey söylemek isterim. Taşların rengi uygarlıkların belleği, evet. Davetinde de gördüğünüz üzere, okuduğunuz üzere bir Likyalı şairin bundan 3000 yıl önce seslenmesi söz konusu bize. Beni bulamasan, hiçbir şeyimi bulamasan ayak izlerimi, yonttuğum taşları, gezdiğim yolları bulacaksın. Evet, Anadolu'yu yurt eyleten şey budur. Bu sergi daha önce Anadolu uygarlıkları üzerine geleneksel olarak yapılmış eş zamanlı yürüyen bir serginin de birinci parçasıdır. Bunu söylemeliyim. Burada Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Likya'dan Urarta, Bizans'a, yani antik döneme ve nihayetinde de hiç vazgeçemediğimiz Hitit uygarlığına ait eserlerin yer aldığı bir sergidir. Değerli Bakanımın yürek sözlerini alalım artık Sayın Bakanım. Buyurun efendim. Tanrı kut versin. Ben bunu kendim herhalde çıkarmadım. Çok iyi bildiğiniz gibi, yani nasıl İslam dininin kutsal kitabı, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an'sa, Türklüğün kutsal bitiği de Orkun yazılarıdır. Evet. Ya Orkun yazıları deyip geçmeyin, burada neler var. Ve yeteri kadar da incelenmiş değil. Neler var burada? Şimdi bilmeyeceğim, o yokluğu değil ama taş onlar. İlişki nereden doğdu? Onlar da taş. Atalarımız taşa yazmışlar. Efendim, bugün çok güzel bir mekan burası benim için. Babamın evi dolayısıyla Emine yaptım saman pazarı. Anamın anası ve babamın da anası, çünkü ikisi teyze çocuk. Burada 50 metre ötedeydi ve Sarıkadın sokakta. Buralar benim doğduğum, çocukluğumun geçtiği yerler. Biraz sokakları gezdim, harika. Sergi harika. Ellerine sağlık güzel bacım. Güzel şeyler oluyor. İnşallah daha da güzel olacak. Biz Türkiye'yi güzel olsun istiyoruz. Türkiye'yi daha güzel bir şehir görmek istiyoruz. Başkent Ankara'yı da güzel, mamur, modern, müreffeh bir Türkiye'nin başkenti olarak selamlamak istiyoruz. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin Bey'i mikrofonu arz etmek istiyorum. Buyurun efendim. Daha çok fazla sergiyi gezmedim ama benden önceki konuşmalar, bir 5 dakikanızı eğer bana lütfederseniz başka şeyler söylemek ihtiyacı duydu. Sanatı yakından takip eden ve içerisinde bulunan biri olarak bugün Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği kurucu başkanı olarak aranızda bulunuyorum. Ama dediğim gibi sanatın ve sanatçıların içerisindeyim, içerisindeydim ve her zaman da içerisinde olacağım. Ben açıkçası sergi gezerken inanılmaz etkilendim. Sunan'ın ellerine, emeklerine sağlık. Sanatın tarihi inceliklerini emek emek dokunmuş, emek emek işlemiş ve inanılmaz güzel bir ambiyans yaratmış bizim için burada. Ve sizlere de sanat ve sanatçıya verdiğiniz önemden dolayı çok teşekkür ediyorum.
İyi ki buradasınız, iyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler.